Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ne yapacağız? Şimdi yönetici sayfasından menülerimizi yapacağız. Ve bu menüleri ne yapacağız? Veri tabanına nasıl ekleyeceğiz? Nasıl bu menüleri güncelleyeceğiz? Veya istemediğimiz menüleri nasıl sileceğiz? Bunu göstereceğiz. Şimdi hemen ne yapıyorum? Benim yönetici girdiği sayfamdan bir tane ne yapıyorum? Kopya oluşturuyorum. Ctrl Shift S ile ya da File menüsünden, bakın burada Save as seçeneğiyle, Save as seçeneğiyle ne yapabilirsiniz? Burayı değiştirebilirsiniz. Yönetici menüler veya menü ekle diyelim ilk önce. Yönetici menü ekle diye bir sayfamız var. Bu sayfamızı ilk önce oluşturalım. Sonra oradan düzenleme işlemlerini yapacağız. Şimdi ne yapıyorum? Artıya bastım. Veya Bindings kısmına tıklarım. Artıya bastım. Record ses seçeneğini seçtim. Menü diyorum ismine. Örnek site. Bakın menüler seçeneğini seçtim. Okeyledim. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın buraya tıkladım. Buraya tıkladıktan sonra şöyle bir şey yapabiliriz. Insert Data Object seçeneğin içerisinden Insert Record seçeneğini seçip Insertion Form Wizard seçeneğini seçiyorum ki otomatik olarak kendisi her şeyi oluştursun diye. Bakın Connection seçeneğini seçiyorum. İçerisinden örnek site menülere gidecek. Şimdi doğru olduğunda bu sayfa nereye gidecek? Yani işleminiz başarılı gerçekleştirildi diye bir sayfa oluşturalım ilk önce. Ondan sonra tekrar buraya gelelim. Kontrol şundan tekrar yönetici doğru girdiğinden tekrar bir tane Ctrl Shift S yapıyorum. Şöyle yapalım. Yönetici menü eklendi diyelim ve bunu kaydedelim. Şuraya da bakın bu sayfanın ismi yönetici içerik veya şöyle yapalım menü içeriği diyelim buna. Menü içeriği. Evet, bunu da bu şekilde yaptık. Şuraya da ne diyeceğiz? Ekle. Buna da ekle dedim. Şimdi arkadaşlar ne yaptık biz? Bu kısmı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi onay direkt 1 olsun arkadaşlar. İçerisine 1 yazıyorum. Onay direkt 1 olsun. Yani ne oluyor? Otomatik olarak kendisi ne yapacak? Bunu direkt sayfada listeleyecek. 1 olduğu zaman, 0 olduğu zaman listelenmeyecek. 1 olanları oradan çağıracağız ki ona göre listeleme işlemini yapsın. Şimdi bakın menü başlığını ya da şunu bir 0 yapalım ki bunu 0 yapalım ki hemen yapar yapmaz bunu ne yapmasın? Bir giriş yapalım. Tabi burasının ismi neydi? Egetici CD şifresi 1 2 3 4 5 6 idi. Hayır diyorum şuna. Şimdi menüler geldi. Şimdi biz başlangıç olarak şurayı menü ekleme bölümü yapalım. Menümüz nerede bizim? Şurada. Menü ekle diye yapalım şimdilik. Az sonra değiştireceğiz orayı. Bu menü ekleye tıkladığımız zaman nereye gidecek? Yöneticiye. Yanlış yerden alıyor. Evet, bir üste çıktım. Yönetici. Şuradan niye görmedi bunu? Yönetici menü ekle. Bunu seçtim. Ctrl S yapıyorum arkadaşlar. Nerede bizim Internet Explorer'ımız? Şuradan sayfa yenilim. Bakın menü ekle kısmı geldi mi? Tıkladım. Bakın bu bölüm otomatik geldi. Şimdi bakın şundan bahsediyorum. Bütün her şeyimizi ne yapmış olduk? Biz buraya eklemiş olduk arkadaşlar. Şimdi menünün başlığı, bakın şunlar düzgün yazmamış. Hemen onları düzeltelim. Şunlar şöyle sağ hizalı olsun. Evet, burası sağ hizalı gözüküyor zaten. Şuradan da default seçeneğini seçelim. Ya da şuradan middle seçeneğini seçelim şu şekilde. Şurada biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Burada biz daha önce bir başlık ayarlamıştık. Form başlık. Şunu da gene aynı şekilde. Şuraya da gene aynı şekilde yaptım. Ctrl S. Sayfamı bir daha yeniliyorum. Evet, o niye sağ tarafa gitmiyor ona bir bakalım. Evet, şurası 92 olarak gözüküyormuş. Şunu siliyorum arkadaşlar içerisine.
Şimdi Ctrl S yapıyorum. Bir daha bakalım. Evet, şimdi artık düzeldi. Bakın şunun altına isterseniz bir çizgi atabilirsiniz. Şuradan. Bakın menü içerik diyor ya. Şuraya şöyle bir şey yapıp buraya farklı bir alan oluşturabiliriz şöyle. Ctrl S yaptım. Yeşil bir alan attım oraya. Evet. Yani bu kısım aşağıdaki kısmında ne yapmış olduk? İstediğimiz gibi yazıp ekleyebiliyoruz. Bakın şimdi biçim bölümüne geldik. Bakın başlık 1, başlık 2, başlık 3 diyor. Yazı tipine geldik. Bakın bunlar var. Ama ben şuraya gelip tıkladığımda bakın form başlıklar, form içerik, form field set seçeneği ne yapabiliyorum? Aktif edebiliyorum. Bakın şuradaki yazıyı komple alıyorum. Üzerine sağ tuş kopyala dedim. Sağ tuş yapıştır diyorum. Bakın burası buraya geldi. Şu şekilde. Bakın burası yerleşti. Burası neydi? 12. sınıf LYS, LGS hazırlık. Hemen şuraya da yazalım. 12. sınıf LYS tire YGS hazırlık. Buradaki dediğimiz gibi arkadaşlar buranın hiçbir önemi yok. Örnek olsun diye tamamıyla yapıyoruz. Herhangi bir başka bir amacımız yok burada. Şöyle şunu ekle düğmesine bastığımızda işlemimiz başarıyla, bakın şurasını yanlış yazmışız. Şu yazılarda çok hata yaparım ben arkadaşlar. Siz de onlara mutlaka dikkat edin. Eklem yönetici işlemimiz başarıyla gerçekleşti. İşlemimiz başarı gerçekleşti dedikten sonra şimdi artık ne olması lazım arkadaşlar? Onun buraya eklenmesi lazım. Şimdi menüyü yaptık o ekleme kısmını. Şimdi güncelleme kısımlarını da yapalım da. İlk önce şu veri tabanına bir bakalım. Eklenmiş mi gerçekten? Evet, bakın menü başlık kısmı buraya gelmiş. İçerik kısmı burada. Onay kısmı 1 olarak burası ne oluyor? Şu anda gözüküyor. Şimdi yönetici eklendi. Şimdi bir de eklenmiş olanları biz bir... Şimdi tekrar bir bakalım. Şuradan geri alıyorum. Sayfamı yeniliyorum. Bakın menüyü sil. Nereye? 3 numaralı ID. Bakın sayfa geldi. Menü. Aşağıdaki menüyü silmek istediğinize emin misiniz? Bakın menü isminde bu. Menüyü sildiğim mi? Sil diyorum. İşlemimiz başarılı gerçekleşti. Bakın gitti. Yani şu anda artık biz ne yapmış olduk arkadaşlar? Sol taraftaki menüleri yönetim panelinden istediğimiz şekilde hazırlamış olduk. Ama şunun araları birbirine çok karışıyor. Onun arasına bir de en son hücreye geliyorum, tıklıyorum. Bir tane tab tuşuna bastım. Şöyle şunun kısmının en altını boş, şu 3 tanesini seçip şöyle boşalttım. Ve şuradaki boşluğu da siliyorum. Ctrl S yapıyorum. Hepsi beyaz olsun. Bakalım nasıl olacak. Eğer olmazsa araya bir tane de çizgi HR tagı atarız. Evet, bu şekilde olacak. Tamam, bu şekilde olsun. Çok problem değil. Evet, şu anda biz ne yapmış olduk arkadaşlar? Biz yönetici panelinden menümüzü ekleyip çıkarabileceğimiz bölümü oluşturmuş olduk. Bundan sonraki dersimizde de ne yapacağız? Siteye bu eklemiş olduğumuz menüleri nasıl ilave edeceğiz, bunu göstereceğiz. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.